Yok, şu anda ne alan var ne satan var. Adam geliyor boş boşuna dönüyor gidiyor. İkinci el araç sektöründe satışlar bıçak gibi kesildi. İkinci el araçlarımız rakamsal olarak sıfıra nazaran fiyatlarımız yükseldi. Ama araç alım satımı şu an tamamıyla bitkin, tüm Türkiye'de donuk vaziyette. Galericilere göre son günlerde ikinci el oto piyasasında satışlar oldukça düşük. Örneğin bulunduğumuz bu nokta Samsun ikinci el oto sanayi sitesi. Cumartesi günleri bu alan ikinci el araçlarla hınca hınç doluydu. Görmüş olduğunuz gibi bugün aynı alan bomboş durumda. Alıcı da yok, fiyatlar o yüzden yüksek bence. Durgun diyorlar ama bana göre fiyatlar yüksek şu an. Samsun ikinci el oto galeri sitesi esnafları bayram öncesinde araç satışlarında hareketlilik bekliyordu. Ancak durum bekledikleri gibi çıkmadı. 5-6 aydan beri durum bu. Eskiden geldiğinde bu pazar yeri ağzına kadar doluydu. Şimdi işler tersine döndü. Biliyorsun pandemide araba fiyatları uç noktalara ulaştı. Bunun belli bir zamanda duracağı belliydi. Bu zamana rast geldi. Tabii ki fiyatlar belirli bir yere gelip durduktan sonra insanların artık kesin bu buralarda duracak dediği an bu işler tekrardan açılacak. Yani fiyatlarda da gevşeme var, satışlarda da zayıf var. Banka faizleri düşmediği sürece piyasa bozuk. İkinci el otomobil satışlarının oldukça düşük olduğunu belirten galerici esnafları araç çok alıcı yok diye belirtti. İçeride bir aracımız var sıfır, olduğu yerde 400 bin lira zarar etti. 2022-2023 model araçlarımızı müşteriden ikinci elden 900-910 bin alırken 1050-1030 satıyorduk. Şu an 950 aldığımız aracın 0-810 bin lira. Yani burada 2025 yılının Temmuz ayına kadar ne esnaf arkadaşlarımız ne de piyasanın düzelme şansı hiçbir şekilde yok. Ekonomimiz düzelmediği sürece, banka faizlerimiz dengelenmediği sürece bu sektör bitik bir sektör haline geldi. Ha, galericinin son hali durumu ne olur? Elinde mal olan çekecek parkına, yatıracak, zamanı vaktini buldukça satacak. Genellikle zaten araç satamadığım için vadeli araç veriyoruz. Onu da verdiğimiz firmalar zaten çek keser, çekini ödemez. Senet verir, senedini ödemez. Uğraşıp dururuz. İnsanlar birbirini idare ederek bir yıl daha gideceğiz herhalde böyle. Bunun haricinde bu ekonomi şartlarının düzelme şansı bana göre sıfır. 31 yıllık galericilik hayatım var. Çok kötü günler geçirerek bugüne geldik. Ama biz alışkınız. Yeni arkadaşlarımıza Allah yardımcısı olsun. Galericilere göre ikinci el araç satışlarının düşük olmasının sebebi yüksek kredi faizleri ve sıfır araçlardaki kampanyalar. Evet, sıfır araçta çok aşırı derecede şu anda bir talep var. Sebebi de ne? Hem elektrikli arabaların piyasaya sürülmesi hem de aşırı kampanya var. Kampanyalar mesela 300 milyar bir arabada diyor ki sıfır faiz. Cazip geliyor insanlara yani. Onun için ikinci elde çok hareket var ama sıfırda çok hareket var, ikinci elde sıkıntı var. Şimdi parası olan parayı yatırıyor bankaya faize. Devlet öyle bir para veriyor ki faizde. Sen olsan araba alır mısın? Bugün 1000 lira yatırsan bankaya en kötü 50-60 bin lira para alıyorsun. Bir arabaya yatırdın 1000 lira, her ay masrafı var. 100 lira yaksa bir günde ayda 3 milyar. Araç bakıyorum abi şu an. Nasıl bir araç alıyorsun? Özellikleri 2005 model, full olan, fiyat uygun, 450-500 civarlarında. Bakıyoruz bakalım inşallah. Fiyatlar nasıl şu an? Fiyatları durgun diyorlar ama bana göre yüksek. Şu an yüksek. Yani az önce bir Honda sordum. Adam 600 lira diyor 2004 model Honda'ya.